Kıymetli meslektaşlarımız, hepinize merhaba. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ben veteriner hekim adayı Bedre Sağlam. Bugün MedCapCars olarak ikincisini gerçekleştireceğimiz yayınımızda meslek büyüğümüz, özellikle Türk Veteriner Jinekoloji Derneği akademisyenlerinden olan değerli hocamız Profesör Doktor Cihan Kaçar, ineklerde uterus hastalıkları üzerine bizlerle engin bilgilerini paylaşacaktır. Davetimizi kırmadığı için hocamıza teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim Berre. İyi akşamlar diliyorum ben bütün katılımcılara da. Hoş geldiniz diyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bayramın herkese sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmesini temenni ediyorum. Covid'siz zamanlarda inşallah her zaman Türkiye'de diyelim, bu tür şeylerden daha uzak yüz yüze toplantılar yapacağımız zamanları temenni edelim. Evet, bugün biz tabii Veteriner Hekimler Odası'nın öğrenci derneğinin diyelim yaptığı işte bir online toplantıda ineklerde uterus enfeksiyonları üzerine konuşma yapacağız. Şimdi evet, ben bu şekilde geçtim yayına. Problem yok herhalde. Yok hocam, problem yok şu an. Tamam. Şimdi ineklerde uterus enfeksiyonları dediğimiz zaman aslında nedir? Rahim enfeksiyonları. Türkçesiyle rahim enfeksiyonları diyoruz biz bunlara. Şimdi şöyle düşünelim. Bir inekten biz ne için yararlanıyoruz? İşte bir tane yılda buzağı alalım ve süt verimliliğini arttıralım. Ama temel amaçlarımızdan birisi ve en önemlisi bence buzağı almak. Tabii bu fertilitenin yani doğurganlığın devam edebilmesi açısından önemli bir durum. Şimdi bu resme baktığınız zaman, bu ineğin fiyatı nedir diye sorduğum zaman birçok toplantıda ben bu resmi gösteriyorum ve soruyorum. Yani bu ineğin fiyatı nedir? Amerika'da satılan bir inek bu. Tabii bu embriyo transferi amacıyla ya da işte bunların yavrularından elde edilecek spermaların pazarlanması amacıyla çok yüksek bir fiyata satılmış. Birçok insana soruyorum bunu. Diyorlar işte 10 bin lira, 15 bin lira, 50 bin, 50 bin lira diyen oldu en fazla şimdiye kadar. Ama 1.2 milyon dolara satılmış bu inek. Dolayısıyla hani çok yüksek. Yani inekçiliği hani küçümsemeyelim. Yani büyük bir ekonomik getirisi olan her türlü hem gıda anlamında hem de bu tür biyoteknolojik uygulamalarda büyük getirileri olduğunu görüyoruz zaten. Evet. Şimdi temel hedefimiz şu hayvancılıkta, inekçilikte özellikle. Yılda bir defa buzağı alalım. Bunu alabilmek için de genital organların, yani doğum kanalı organlarının sağlıklı bir şekilde gebeliğe hazırlamamız gerekiyor. Ve bunu bir yılda bir buzağı alma şeklinde düşünebiliriz. Özellikle bu tür hani simental, işte montofon gibi ve diğer etçi ırklarda, bunlar simental kombine bir, o türlerde 12 ayda bir buzağı almayı biz hedefliyoruz. Ancak Holstein gibi ineklerde zaten 12 ayda bir buzağı alma şansımız yok. Artık bu uzadı, 14 ayda bir buzağı alma durumundayız. Şimdi doğum sonrası süreçte optimal fertiliteyi sağlamak için yapılması gereken işlemler var. Bir defa onları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi uterusun involüsyonu ve endometriumun restorasyonu. Yani uterus doğum sırasında normalde 10 kilogram civarındadır. Ama bu 35-40 gün sonra yaklaşık 1 kilograma falan düşebiliyor. Bu uterusun kontraksiyonlarıyla ve bazı hormonların salınımıyla, hem oksitosin hem de prostaglandin F2 alfa hormonlarının salınımıyla ne oluyor? Uterus küçülüyor. Yeniden gebe kalacak hale gelebiliyor. Ve buradaki endometriyal rejenerasyon da önemli. Özellikle karınkular yüzeydeki işte o dokuların, ölü nekrotik dokuların bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Bu da yaklaşık 2 haftada gerçekleşen bir durum. Ama gerçek bir endometriyal rejenerasyon 25. 30. gün civarında gerçekleşebiliyor. Diğer ikinci adımımız ovaryal siklik aktivitenin yeniden başlaması ve ovülasyon. Bildiğimiz üzere
ineklerde, sütçü ineklerde, Holstein'larda özellikle ovaryal siklik aktivite, işte ilk foliküler dalga diyelim, 13. 14. günde, postpartum 13. 14. günde başlıyor ve dominant bir folikül gelişiyor ama burada hayvanda kızgınlık belirtilerini göremiyoruz. Gizli kızgınlık diyoruz buna. Ovülasyon gerçekleşiyor ve burada bir lüteal yapı şekilleniyor. Yani erken dönemde başlamış oluyor. Ama etçi ineklerde bu biraz daha geç. 35. 40. gün civarında gerçekleşiyor. Üçüncü adımımızda uterüsteki bakterilerin etkin kontrolü. Şöyle, zaten endometrium metritis veya metritis oluşumunda uterustaki bakteriler en büyük rolü onlar oynuyorlar. Şimdi doğum sırasında uterusun %90 civarında bakterilerle kirli olduğunu biliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda 45. günde, postpartum 45. günde bu yaklaşık %9 civarına düşüyor. Yani bir şekilde hayvan kendisini ne yapabiliyor? Tolere edebiliyor ve bu bakteri yükünden bir şekilde kurtulabiliyor. Şimdi postpartum, yani doğum sonrası ilk 60 gün içerisinde enfeksiyöz hastalıklara baktığımız zaman burada metritis ve klinik endometritisin aslında en fazla oranda görüldüğünü biz bu tablodan da görebiliyoruz. Bu 2010 yılında Santos ve arkadaşları tarafından yapılmış bir çalışmanın sonuçları bu. Dolayısıyla biz bir sürüyü yöneteceksek bir, infertiliteyi bileceğiz. İkincisi mastitisi. Bakın buradaki tabloda yine mastitis oranında aslında şöyle yaptığımız zaman yüksek olduğunu görebiliyoruz. Hem metritis hem de klinik endometritisin aslında epey bir oran oluşturduğunu görebiliyoruz. Yine buraya baktığımız zaman bu tabloda postpartum ilk 60 gün içerisindeki işte enfeksiyöz hastalıklar ve gebelik oranlarına bakıyoruz burada. Metritis ve klinik endometritis de aslında sağlıklı hayvanlara göre gebelik oranının daha düşük olduğunu bu tablodan da görebiliyoruz. İneklerde uterus hastalıkları dediğimiz zaman biraz önce söylediğimiz gibi uterusun kirli olduğunu biliyoruz zaten. Bakterilerle kirli olduğunu doğum sırasında biliyoruz. Baktığınız zaman burada metritis ilk 20 gün içerisinde aslında karşımıza çıkan bir tablo. Ondan sonraki süreçte postpartum 15. günden sonra endometritis tablosuyla karşılaşıyoruz ve bu postpartum 70. güne kadar devam edebiliyor. Aslında biz bunlardan korkmuyoruz. Yani metritisi ve endometritisi görebiliyoruz dışarıdan. Ama bizim aslında sürü yönetiminde gördüğümüz en büyük sıkıntılardan birisi subklinik endometritis. Burada bir buzdağı gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz neredeyse bu grafiğin yarısından fazlası subklinik endometritis oluşturabiliyor. Bunlara şimdi tek tek zaten değineceğiz. Uterus enfeksiyonları tabii ekonomik kayba yol açabiliyor. İnfertilite. Aslında uterus enfeksiyonlarını şöyle düşüneceğiz. Uterus enfeksiyonları bir nedendir, ayrıca bir sonuçtur diye düşünmemiz gerekiyor. Neyin nedenidir? İnfertilitenin nedenidir. Sonucunda gerçekleşebiliyor? Örneğin retensio secundinarum görülen hayvanlarda uterus enfeksiyonlarıyla karşılaşma sıklığımız çok çok yüksek. Baktığımız zaman ekonomik etkisi burada kesim işte $85 civarında bir kayba yol açıyor. Süt kaybı $83 civarında, vaka başına bunların hepsi. Fertilitede $109 bir kayıp gerçekleşiyor ve tedavide $81. Bunların hepsi vaka başına. Toplamda ise $358 bir kayba yol açabiliyor. Ve bu Amerika'da yapılan çalışmalarda şunu göstermişler. Yıllık maliyeti $2 milyar. Arkadaşlar çok büyük bir nedir bu? Kayıptır. Ekonomik olarak baktığımız zaman gerçekten uterus enfeksiyonlarının çok önemli rol oynadığını görebiliyoruz. Yine metritisi değerlendirdiğimiz zaman ilk tohumlama süresini 7.2 gün arttırmış. Bu da ekonomik bir kayıp. Gebe kalmayı ilk suni tohumlamada %20 civarında düşürmüş. Bu da önemli bir kayıp. Ve gebe kalmayı yaklaşık 19 gün civarında ne yapmıştır? Geciktirmiştir. Ve şuna da bakacağız arkadaşlar. Sadece bunlar mı?
Subklinik endometritis, mesela embriyonik ölüm üzerine etkisi var mı diye araştırma yapılmış. Lima ve ekibi tarafından 2012 yılında yapılan çalışmada. Bakın burada görüyorsunuz sağlıklı ineklerdeki embriyonik ölüm oranının çok düşük olduğunu, yaklaşık %12 civarında olduğunu, subklinik endometritisli ineklerde siyah sütunda gördüğümüz grafikte yaklaşık %40 civarında bir embriyonik ölüm şekillendiğini görebiliyoruz. Ve burada önemli rol oynayan 3 tane nokta var. Bir tanesi patojen, diğeri çevre ve en önemlisi tabii ki konak, yani inek. Burada endometritisin oluşumunda veya metritisin oluşumunda olması gereken 3 tane nokta diyelim. Şimdi ineklerde savunma mekanizmasına baktığınız zaman arkadaşlar, burada tabii ki genital kanala her giren bakteri enfeksiyon oluşturacak diye bir şey yok. Burada salgılanan işte mukusla, burada özellikle E. coli gibi, Actinomyces pyogenes gibi ve diğer anaerob bakterilerin etkisini mesela bir şekilde mukusla önleyebiliyoruz. Burada bakıyorsunuz E. coli gibi işte endotoksin salgılayan veya lipopolisakkarit salgılayan bakterileri burada önemli rol oynuyorlar tabii ki. Ve bunlara karşı ilk savunma sistemi aslında ineklerde nötrofil lökositler olduğunu biz görebiliyoruz. Şimdi yine çalışmalar yapılıyor. Genetik bir şeyi var mı deniyor uterus sağlığında hayvanların, işte uterus sağlığı için hayvanları seçme imkanı var, ama burada metritisin kalıtım derecesinin aslında düşük olduğu, 0.08 ile 0.26 arasında olduğu. Yani genetik olarak biz ineği seçmekten ziyade burada çevre faktörlerinin daha önemli olduğunu görebiliyoruz. Ve uterus enfeksiyonları için risk faktörlerine baktığımız zaman burada resimde görüyorsunuz. Bakın nasıl bir akıntı var. İrinli, kirli bir akıntı görebiliyoruz. Travma arkadaşlar, metabolizma bozuklukları ve hijyen önemli rol oynayabiliyor. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Bakteriler doğum sonrası hemen kanal açık, genital kanal açık. O zaman bakteriler bir şekilde girecek. Her hayvanda niye endometritis veya metritis şekillenmiyor? İşte burada çevrenin temizliği önemli rol oynamıyor arkadaşlar. Başka faktörler burada rol oynamaya başlıyorlar. Evet, risk faktörleri, en önemli risk faktörleri nelerdir? Bakın, ikizlik. Burada baktığınız zaman işte 4.4 ODS rasyo dediğimiz buradaki bu oran aslında oluşma, yani metritis ya da endometritisin oluşma riskinin çok yüksek olduğunu, ikizlikte, ölü doğumda 3.7. Bunlar bir olduğu zaman bu değer arkadaşlar etkisiz. Birin altında olduğu zaman ikizliğin etki etmediğini veya ölü doğumun etki etmediğini biz söyleyebiliyoruz. Ama burada baktığımız zaman ikizlik 4.4, ölü doğum 3.7. Yine retensio sekundinarum şekillenmiş ise 4.7. Dolayısıyla çok fazla etkili olduğunu, şu 3 faktörün çok önemli derecede etkili olduğunu biz görebiliyoruz. Yine hijyen skorunu değerlendirmişler. Hijyen skoruna göre mesela skor 1, skor 2, skor 3 diyoruz. Burada skor 1, perineal bölgede %5'in altında bir kirlilik söz konusu. Skor 2'de perineal bölgenin %5-10 civarında kirli olduğunu görüyoruz. Resimlerde şimdi göstereceğim bunları. Skor 3'te ise perineal bölgenin %11'den daha fazlasının çok kirli olduğunu, gübreyle kaplı olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada skor 1, tertemiz bir hayvan. Herkes böyle bir hayvanı olmasını ister aslında bu işte uğraşan insanlar. Burada skor 2 olduğunu görebiliyoruz doğum sırasında. Şurada baktığınız zaman resmen gaitayla kaplanmış bir perineal bölgeyi görebiliyoruz. Yani skor 3 burada da. Ve metritis oluşturma riski bunların değerlendirilmiş tabii. Skor 3'te mesela, skor 1'de %10.8, skor 3'te %22.4. Arada çok büyük fark olduğu gözüküyor. Yani nereden baksanız %11 küsürlük bir fark var arkadaşlar. Yine negatif enerji dengesinin metritis oluşumundaki önemi herkes tarafından bilinen bir gerçek arkadaşlar. Negatif enerji dengesi oluştuğu zaman
özellikle postpartum işte laktasyon veriminin yüksek olduğu zamanlarda, süt veriminin yüksek olduğu zamanlarda, laktasyonun en pik yaptığı dönemlerde negatif enerji dengesinin düştüğünü, kötüleştiğini, oluştuğunu görebiliyoruz. Ve buna bağlı olarak plazma, insülin, glikoz, insülin, graft faktör düzeylerinde düşme gözükebiliyor arkadaşlar. Ve bunun sonucunda GnRH sekresyonunda azalma, LH salınımında azalma, foliküler gelişmede düşme, foliküler gelişse bile yeterli düzeyde östrojen salgılayamama, oluşturmama ve buna bağlı olarak da östrus belirtilerinde görülmeme, LH salınımındaki düşüklüğe bağlı olarak veya zamanlamasındaki yetersizliğe bağlı olarak ovülasyonun şekillenmemesi, anovülasyon gerçekleşmesi gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Veya işte prostaglandin F2 alfa salınımındaki yetersizlik. Diğer taraftan baktığımızda bu maternal rezervlerin mobilizasyonu sonucu arkadaşlar ketozis şekillenebiliyor ineklerde, karaciğer fonksiyonları bozulabiliyor, hepatik lipidoz şekillenebiliyor ve dolayısıyla uterus immünitesinde bir zayıflama, yani makrofajların ya da nötrofil lökositlerin işte fonksiyonlarındaki azalmaya bağlı olarak da uterus immünitesi zayıflıyor ve endometritis veya metritis veya piometra gibi olgular şekillenebiliyor. Yine biraz önce anlattığım şeyler burada var. Bu negatif enerji balansına bağlı olarak hem beta hidroksibütirik asit artıyor hem de NEFA dolayı artıyor. Dolayısıyla glikoz azalıyor ve hayvanlarda immün bağışıklık sistemi, immün sistem çökmeye başlıyor. Yine peripartal dönemde hayvanlarda kuru madde tüketimi, özellikle gebeliğin son döneminde kuru madde tüketimi azalmaya başlıyor arkadaşlar. Hipoglisemi tablosuyla karşılaşabiliyoruz. Hiperlipidemi tablosuyla, karaciğer yağlanmasıyla, hiperketonemi, hipokalsemi, immün süpresyon ve bunların sonucunda, bu tür vakaların sonucunda bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortam şekillenebiliyor. Bu bizim yaptığımız geçen sene 2019 yılında yaptığımız bir araştırma. Bunu da bir uluslararası bir dergide yayınlamıştık. Baktığınız zaman klinik endometritis oluşması, vücut kondisyon skorundan buradan bahsedeceğim. BCS dediğimiz body condition score. Burada kontrol grubu hayvanlarda klinik endometritisin 9,5 civarında olduğu, bu bizim istediğimiz oranlarda, ortalamanın çok altında. Body condition skoru düşük olanlarda endometritis gelişme oranı yüksek, body condition skoru yüksek olanlarda ise endometritis gelişme oranı %37,5 civarında ve çok çok yüksek bir oran. Ve bu bizim geçen yıl yayınladığımız bir makalemiz. Evet, biz o zaman ne yapacağız? Body condition score, yani vücut kondisyon skorunu optimal seviyelerde hayvanlarda tutmaya çalışacağız. Yani peripartal dönemde, yani doğum civarında, hayvan doğum yapacağı dönemlerde diyelim, vücut kondisyon skorunun 3, şu ortadaki resimde gördüğünüz üzere 3 olması gerekiyor. 1 ve 2 bizim istediğimiz skorlar değil. 1 kaş ektik. Bakın bu taraflara, hiçbir şekilde yağ dokusu gözükmüyor hayvanlarda. Kuyruk sokumu tarafına, kuyruk civarlarına bakın. Yağlanma yok. Çok düşük. 1 ve 2'yi istemiyoruz. 4 şişman diyoruz. Yağlı bir hayvan. Bu da istediğimiz bir durum değil. 5 ise obez bir hayvan. Yani bunda infertilite şekillenecek bir hayvan olarak düşünebiliyoruz bunu da. Dolayısıyla bu 4 ile 5'i de istemiyoruz. Bizim istediğimiz optimal şartlar 3 olacak arkadaşlar. Yine ısı stresine baktığınız zaman ısı stresine bağlı olarak uterustaki işte involüsyonun geciktiğini, uterus üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla nötrofil lökositler ve makrofajlarda azalma ve metritis gibi, endometritis gibi olgularla karşılaşma durumundayız arkadaşlar. Yine ısı stresine baktığınız zaman burada da yem alımındaki azalmaya bağlı olarak hayvanlarda negatif enerji dengesinde bir azalma. Dolayısıyla bu negatif enerji dengesi de oluştuğu zaman foliküllerin gelişiminde bir azalma, östrus belirtilerinin görülememesi,
östrojen, folikül içerisindeki östrojen salınımının azlığına bağlı olarak östrusu belirleyememe ve oasit kalitesinde düşmeye bağlı olarak da fertilitede yine azalmayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine buradan baktığınız zaman arkadaşlar, ısı stresinin uterus ısısını da arttırdığını, dolayısıyla nötrofil lökositlerin işte fonksiyonlarını azalttığını bu grafikte de görebiliyoruz. O zaman şimdi bunları geçtikten sonra en çok izole edilen etkenler nelerdir diye birçok araştırma yapıldı bu konuyla ilgili olarak. Bakın, en çok izole edilenler E. coli, Tryperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Provotella melanica ve Bacteroidesler en çok karşımıza çıkan bakteri olarak bu tabloda karşımıza çıkabiliyor. Evet, bunların kendileri mi etkiliyor? Aslında burada önemli olan bunların, yani bu bakterilerin kendisi mi etkiliyor yoksa virulans faktörleri mi? Arkadaşlar, yapılan birçok çalışmada örneğin E. coli'de endometritis patojenik E. coli ile normal E. coli'yi karşılaştırdıkları zaman 6 kat daha endometritis patojenik E. coli'nin endometritislere yol açtığını bulunmuştur. Buradaki FIMH geni E. coli'nin işte salgıladığı endometritislere yol açan bir şey. Özellikle de geni E. coli'nin salgıladığı lipopolisakkaritler nedeniyle ne yapabiliyor? Endometritislere yol açabiliyor veya genel durumu da bozabiliyor. Septisemiye, toksemiye de hayvanı sokabiliyor. Yine Tryperella pyogenes, burada karşımıza çıkan bir diğer etken. Bunun da 3 tane, bakın burada virülans faktörleri var. Pilogeni var, FIMH var, CBPA var gibi birçok virülans faktörleri var. Arkadaşlar, bu ne yapıyor? Bu da özellikle endometriyumda apse yapabiliyor, yumruğu yapabiliyor, yapışmalara yol açabiliyor. Yine Fusobacterium necrophorum'da IKTA denen bir virülans faktör üretiyor. Bu da endometritislerde bu üçü özellikle kombine de çalışıyorlar. Sinerjik etkileri de var. Çok önemli rol oynuyorlar. Yine baktığınız zaman laktasyon döneminde bu üç etkenin metritis ve klinik endometritiste rol aldığını görüyoruz. Uterus enfeksiyonlarındaki patogenez nelerdir? Yani patolojik durum şu. Şimdi karşımızda enfekte bir endometriyum var. Yani irinli bir organ var. Buraya siz istediğiniz kadar spermatozoan atın, bir şekilde onun yaşamını olumsuz etkileyecektir. Yani gebe kalma şansı hayvanın bir şekilde yok. Embriyonun yaşam fonksiyonlarını etkileyecektir. Zigot oluşsa bile endometriyumda embriyonun ne yapacaktır arkadaşlar? İmplantasyonunu engelleyecektir. Yine ilerleyen zamanlarda fötüsün ölümüne yol açabilecektir. Bir de direkt foliküller üzerinde etkisi var. Lipopolisakkaritler E. coli'den salgılanan foliküler gelişmeyi direkt olarak bozmaktadır. Yine devam ediyoruz. Burada uterus hastalıklarının patogenezisinde risk faktörleri dediğimiz zaman negatif enerji balansı, kuru madde alınımındaki azalma, doğum sayısı, retensio sekundinarum görülme oranı, güç doğum ve ikizlik. Bunlar ilk bir hafta içerisinde arkadaşlar, özellikle de ilk bir hafta içerisinde etkili olan E. coli ile birlikte metritis oluşmasında önemli rol oynuyorlar. Yine daha sonraki süreçte ise anaerobik bakteriler de işin içerisine karışıyor. Klinik endometritise yol açıyor. Klinik endometritise özellikle 3. haftadan itibaren, postpartum süreçten bahsediyorum, Tryperella pyogenes ve Fusobacterium necrophorum iki tane etken önemli rol oynuyor arkadaşlar. Daha sonraki süreçte ise 35. 45. günlerde subklinik endometritislerde işte Tryperella pyogenes'in etkin olduğu yine yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş. Tabii bunlar metritis olsun, klinik endometritis, subklinik endometritis, bunların hepsi üreme performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Burada patojenitede önemli olan iki tane faktör var. Birisi tolerans, diğeri ise direnç. Tolerans, patojenin neden olduğu hastalık şiddetini sınırlama yeteneği. Bu hayvana ait bir durum. Yani
hayvanın direnci, işte immün bağışıklık sistemi güçlüyse o patojenin neden olduğu hastalıkları ne yapacaktır? Bir şekilde sınırlandıracak ve engelleyecektir. Diğeri ise direnç, patojen yükünü sınırlama yeteneği. Burada önemli olan şu, tolerans dirençten daha önemli arkadaşlar. Patojenin neden olduğu hastalık sınırlama, hastalık şiddetini sınırlandırması çok daha önemli olarak gözükebiliyor. Yine baktığınız zaman transition period, yani geçiş dönemi dediğimiz gebeliğin son iki haftasıyla doğumun ilk iki haftasında, yani o dört haftalık süreçte kalsiyumun özellikle doğum sırasında ve sonraki birkaç gün içerisinde kalsiyum, plazma kalsiyum düzeylerinin çok düştüğünü görebiliyoruz. Tabii kalsiyum nedir? Hem plasentanın ayrılmasında, yavru zarların ayrılmasında hem de uterus kontraksiyonlarında önemli görevler yapıyor. Yine immunosüpresyon ve retensio sekundinarum oluşmuş hayvanlarda arkadaşlar miyeloperoksitaz aktivitesi, nötrofillerin miyeloperoksitaz aktivitesi, retensio sekundinarum gelişen hayvanlarda çok düşük. Alttaki grafikte retensiyolu, diğeri ise sağlıklı hayvanlar. Benzer tablo sağdaki grafikte de mevcut. Evet arkadaşlar, yine nötrofillerin kemotaktik aktivitesinin retensio sekundinarum gelişmiş hayvanlarda, bakın alttaki grafikte, çok daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Yine burada interleukin önemli burada. Interleukin 8 konsantrasyonunun özellikle retensio gelişmiş hayvanlarda yine nedir arkadaşlar? Çok düşük olduğunu sağlıklı hayvanlara göre görebiliyoruz. Ve uterus patojen büyüme yoğunluğu var. Baktığınız zaman uterus patojen büyüme yoğunluğu fazla olan hayvanlarda folikül çapının, dominant folikül çapının çok daha düşük olduğunu ve plazma östradiol konsantrasyonunun yine çok daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Yine burada arkadaşlar hem korpus sitom çapının bu uterus patojen büyüme yoğunluğu yüksek olan hayvanlarda düşük olduğunu, bunlar hepsi istatistiksel olarak anlamlı veriler. Diğeri ise plazma progesteron konsantrasyonunun yine çok önemli oranda düşük olduğunu burada da görebiliyoruz. Burada, yani buradaki tabloyu vermemdeki amaç şurada 3 tane noktada önemli istatistiksel fark belirlenmiş. Kontralateral ovarımda ilk dominant folikül belirlenen hayvan sayısının, mesela yüksek patojen belirlenen, patojen büyüme yoğunluğu belirlenen hayvanlarda ne yapmış arkadaşlar? Diğer taraftaki işte ilk, karşı ovaryumda ilk dominant folikül belirlenen hayvan sayısının çok daha yüksek olduğu görülmüş. Şimdi gelelim uterus enfeksiyonlarının tanımlanması ve sınıflandırılması. Metritis bir tanesi, klinik endometritis, subklinik endometritis, kronik endometritis ve piometra olarak 5 grupta, 5 ana başlık altında bunları sınıflandırabiliyoruz. Metritisleri de 3 şekilde sınıflandırıyoruz. Toksik puerperal metritis, akut puerperal metritis, subakut puerperal metritis diye arkadaşlar. Bakın toksik puerperal metritisten subakut puerperal metritise doğru sistemik belirtilerin kaybolduğunu görebiliyoruz. Doğumu, toksik puerperal metritis doğumu takibe ilk 10 gün içerisinde sistemik bulgularla karşımıza çıkan bir uterus enfeksiyonu arkadaşlar. Endometritise geldiğimiz zaman ise klinik endometritis, işte subklinik endometritis veya kronik endometritis olarak değerlendirebiliriz. Klinik endometritis postpartum 21. günden sonra şekillenen bir uterus enfeksiyonudur. Baktığınız zaman burada mukopurulent ve purulent bir akıntı vardır. Serviksin çapının da 7 santimden büyük olduğu belirlenmiştir. Tabii bunu ultrasonografi ile belirleyeceğiz. Subklinik endometritis arkadaşlar sitolojik yöntemlerle belirlenebiliyor. Ancak oradaki polimorf nükleer lökosit sayısına göre subklinik endometritis vardır ya da yoktur diyebiliyoruz. Serviks çapı da yine burada 5 santimden büyük olabiliyor. Kronik endometritis ise postpartum 60. günden sonra görülen, tedavisi zor olan, işte suni tohumlamaya, pnömovajina ya da ürovajina oluşumunda
görülen bir enfeksiyon diyorum. Yine burada mukopurulent bir akıntı. Çağrı'nın mukopurulent bir şekilde olduğunu, mukopurulent bir akıntıyla karışık olduğunu görebiliyoruz. Puerperal metritiste biraz önce söylemiştik, toksik puerperal metritis daha çok güç doğumlara, uterus tembelliğine bağlı olarak kalsiyum yetersizliği nedeniyle ve güç doğumlara bağlı olarak ikizli gebeliklere, yavru zarlarının yani eşini atamama durumuna bağlı olarak retensio sekundinarum diyoruz aynı zamanda. Vulvanın, vajinanın zarar gördüğü durumlarda bu puerperal metritis şekillenebiliyor. Tabii burada birçok bakteri rol alıyor. Burada hayvanlarda toksemi gibi septisemi ve piemi şekillenebiliyor. Genel durum bozukluğu mevcut. Kırmızı kahverengimsi kötü kokulu bir akıntı var. Hayvandaki ateş 40 derecelere kadar çıkmış. Nabız solunum sayısında artış var. İştahsızlık var. Diare var, şok var. Ve aslında ölümle sonuçlanabilen bir durum diyelim bu. Bunlar gördüğünüz üzere buradaki sol alttaki işte ultrasonografik görünümü yoğun bir içerikle uterusun kaplı olduğunu görebiliyoruz. Klinik metritiste ise sistemik belirtiler çok daha azalmış. Purulent ve mukopurulent bir akıntının olduğunu görebiliyoruz. Endometritiste arkadaşlar purulent bir uterus akıntısı var. Postpartum 21. günden itibaren diyoruz hani endometritis diye isimlendiriyoruz. Ve burada birçok etken bakterisi işte virüsü mekanik ya da termik kimyasal veya toksik etkilere maruz kaldığı zaman endometritis şekillenebiliyor. Burada tabii diğer puerperal toksik metritisten farklı olarak hayvanlarda sistemik herhangi bir bozukluk karşımıza çıkmıyor. Birçok nedeni var arkadaşlar. Burada baktığınız zaman endometritisin özellikle yavru zarlarını atamama durumunda, güç doğumla, işte güç doğum girişimlerinde, ölü doğum, paritenin de burada primipar hayvanlarda özellikle ilk doğumunu yapanlarda önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü en çok güç doğum şekillenen hayvanlar ilk doğumunu yapan hayvanlar. Dolayısıyla endometritis şekillenme oranları bunda yüksek. Prolapsus uteri gibi uterusun dışarıya çıkması, vulva açısının 70 dereceden düşük olması, bakterilerin çok rahatlıkla uterusa girmesine ya da işte vulva dudaklarından vajinaya girmesine yol açabiliyor. Suni tohumlama sırasındaki yanlış uygulamalar diyelim, çiftleşme, yine intrauterin irritan maddelerin kullanılması, özellikle veteriner hekim arkadaşlar için bunu şey yapabilirim. Yani irritan solüsyonları, dezenfektanları kullanırken dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Birçok etken, biraz önce söylediğim etkenler endometritiste özellikle E. coli, Truparella pyogenes ve Fusobacterium necrophorum önemli rol oynuyor. İnsidesine baktığınız zaman %7,5 ile %61,6 arasında değişiyor. Şunu sorabilirsiniz ilerleyen süreçte niye bu kadar bir aralık var diye düşünebilirsiniz. Tabii burada kullanılan tanı yöntemi önemli, sınıflandırma biçimleri önemli. Bu işlemi yapan veteriner hekim veya teknisyen kim yapıyorsa onların uygulamaları önemli veya postpartum hangi dönemde bu uygulamaları yapıyorsunuz? Çünkü ona göre değişebiliyor. Siz postpartum 50. günde yaptınız farklı çıkar, postpartum 35. günde yaptınız farklı bir tablo çıkar karşınıza. Dolayısıyla o dönem de önemli. Hayvanların genel durumları, parite durumları ve sürünün yönetim şekline bağlı olarak endometritis aralığı değişebiliyor. Vajinal akıntı skorunu değerlendirdiğimiz zaman bu Sheldon ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptığı bir şey, 3 skor üzerinden, skor 1, skor 2 ve skor 3 olarak değerlendiriyorlar. Skor 0'da arkadaşlar temiz geçirgen mukus, bir şey yok. Bakın burada altta, en solda hiçbir şey yok. Skor 1'de çok az miktarda irin parçacıkları var. Skor 2'de %50'nin altında işte irin parçacıkları ve mukopurulent bir akıntı içerik mevcut. Skor 3'te ise %50'nin üzerinde burada irinleri görebiliyoruz. Purulent bir akıntı veya kanlı purulent bir akıntıyı gördüğümüz